5. ünite değerlendirmesi şekiller ile şekillere ait olan kenarları eşleştiriniz demiş. AE kenarı burada var AE. AC burada var. AF burada var. AF burası. FC yine burada var. AB burada var. AD burada var. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenin köşelerini isimlendiriniz ve kenar özelliklerini belirleyiniz. A, B, C, D E, F, G, H şeklinde isimlendirdik. Bunun bütün kenarları eşittir. Dikdörtgenin ise karşılıklı kenarları Eşittir. Şeklinde özelliklerini yazabiliriz. Üçüncü soru: Verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise y harfi koyunuz demiş. Kenar uzunlukları 2, 5, 4 olan üçgen çeşit kenar üçgendir. Doğru. Bir üçgen hem çeşit kenar hem de eşkenar olabilir. Hayır, eşkenar bütün kenarları eşit demek yanlış. Kenar uzunlukları 7 7 7 olan üçgen eşkenar üçgendir. Doğru. Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir. Yanlış. Eşkenar üçgen denir. Yan açılımı verilen küp oluşturulduğunda ev resminin karşısında hangi resim bulunur? bakıyoruz araba Yandaki yapının izometrik kağıttaki çizimi hangisidir? Bakıyoruz. Budur. Boyayınız demiş. Yandaki tangramın düzlem modeli olup olmadığını belirleyiniz demiş. Düzlem modelidir. İçindekiler ise düzlemsel şekildir. Yukarıda verilen açılara göre tabloyu doldurunuz demiş. Birincisi köşelerini yazdık. R U Y şeklinde köşelerini yazdık. Şimdi kenarlar RP RS ışını UT UV ışını YM YZ ışını. Şimdi ne demiş bize? Sembolle gösterimi. Buradan söyleyerek veya tam tersini söyleyerek yazabiliriz. PRS PRS veya SRP veya sadece R olarak açısını gösterebiliriz. To Would veya sadece U açısı şeklinde M, Y, Z veya Z, Y, M şeklinde veya sadece Y açısı şeklinde yapabiliriz. Yandaki A açısı aşağıdaki standart olmayan birimlerden hangisi ile ölçülürse ölçüm sonucu diğerlerinden daha fazladır? En küçüğü ile ölçersen daha fazla sonuç ortaya çıkar. 9. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen açıların çeşitlerini altlarındaki noktalı yerlere yazınız. Dar açı Dar açı doğru açı geniş açı doğru açı dar açı geniş açı dik açı dik açı şeklinde yazabiliriz 10. soru. Noktalı kağıda ölçüsü 30, 45, 90, 135 ve 180 olan birer açıyı açı ölçer ile çiziniz demiş. 180 derece 135 derece 90 derece 45 derece 30 derece Aşağıdakilerden simetrik olanları boyayınız. Simetrik olanların simetri eksenlerini çiziniz demiş. Bu, bu simetrik değil. Bu tabii ki simetrik. Bu da simetriktir. bu şekilde bir taraflarını boya Bir şeklin verilen doğruya göre simetriğini yandaki gibi çizdi. Buna göre Merve hangi renkli kutucuğun simetriğini yanlış çizmiştir? Rengin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Bakıyoruz. Bunlar doğru. 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 Bu nerede olacak? Burada. 1, 2, 3. de. 1, 2, 3. de burada olacak. İşaretledik. Uzunluğu milimetre ile belirtilen nesneyi yuvarlak için alınız. Tabii ki yine. Boş kutucuklara büyük küçük eşittir uygun olanını yazınız demiş sembollerinden uygun olanı. Burası eşittir büyüktür Buraya bakıyoruz 304 mm yapar. küçüktür 1 km 1013 metre yapar. Böyle olacak. Eşittir. Bir sıfır eklediğimizde 1500 milimetre yapar. Büyüktür olacak. Aşağıda verilen uzunlukları önce tahmin ediniz, sonra ölçme yaparak tahmininizi ölçme sonucu ile karşılaştırınız. Silginin uzunluğu 7 oturma odasının kapısının uzunluğu 220 santimetre santimetre karşılaştırmayı size bırakıyorum. Bir tırtıl dakikada 7 santimetre yol gidiyor. Buna göre tırtıl aynı hızla bir saatte kaç, kaç metre kaç santimetre yol gider. Ne yapıyoruz? dakikada 7 gidiyorsa 60 dakikada kaç tane gider onu buluyoruz. 420 yapar. 420'yi neye çevireceğiz? Metre ve santimetreye. Yüzler basamağına bakıyoruz. 4 metre. Geriye kalan da santimetre olarak yazıyoruz. 4 metre 20 santimetre yol gider. Bir sınıfta 28 öğrenci vardır. Her bir öğrenci sınıfa 42 mm uzunluğunda birer kurdele getirdi. Kurdelelerin üçü yıpranmış olduğu için bir kenara ayrıldı. 3 tanesini çıkardık. 28 öğrenciden 3'ünü çıkardık. 25 öğrenci kaldı. Kalan kurdeleler uç uca eklenirse kaç milimetre yapar? Yani 40 42 çarpı 25'i soruyor bize. Çarpıyoruz. 1050 milimetre yapar. 18. soru Şermin Hanım her gün 3 kilometrelik yolda yürüyüş yapmaktadır. Şermin Hanım önce yolun 1 kilometre 250 metrelik bölümünü sonra da 1 kilometre 75 metrelik bölümünü yürüdü. Bu durumda Şermin Hanım'ın yürüyüşünü tamamlaması için kaç metre daha yürümesi gerekir? Önce yürüdüklerini bulalım. 1 kilometre 250 metre 1 kilometre 75 metre topluyoruz. 325 metre 2 kilometre yürümüş. Bunu metreye çevirelim. 2325 metre yürümüş. Yolun tamamı 3 kilometreydi. Bunu da metreye çevirelim. 3000 metre yapar. 2325 metresini yürümüş. Geriye ne kadar kalmış? Onu bulacağız çıkarmayla. 675 metre kalmıştır.